Sayın Vekilim, bir de Atatürkçü Düşünce Derneği'ne ilişkin belediye başkanlarına da Özgür Özel'in bir çağrısı vardı. Hiçbir CHP'li Atatürk'ün derneğine sahip çıkmakta tereddüt etmeyecektir diyor. Ne gelirse gelsin onlara yardımcı olun. Sadece Atatürkçü Düşünce Derneği değil, Adaş Yaşam Derneği, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı, birçok buna benzer dernek var. Diyor ki bunlara da her konuda yardımcı olun. Tek parti zihniyetindeki o yazılımdan kurtulamıyorlar. O ontolojik nasyonel sosyalist düzenin esintisinden kurtulamıyorlar. Bu sivil toplum gönüllülerine yapmış oldukları en büyük hakaret. Sözüm ona kuşatıcılıktan bahsederler. Herkesi kapsamaktan bahsederler. Türkiye İttifakı'ndan bahsederler. Ama ilk böyle nefes aldıklarında, yerel seçimlerden bir rüzgar aldıklarında hemen o genetik kodlarını, o tek parti dönemindeki ezberlerine geri dönüyorlar. Ve kriterleri işte biraz önce saydınız. Eğer bizim ideolojimizdeyseniz, bu katı ideolojiyi yaymakla görevliyseniz, seküler bir yapıya da sahipseniz, her türlü kamusal desteği biz size veririz. Ama ve lakin bizde farklı düşünüyorsanız bırakın size destek vermeyi, sizle ilişki bile kurmayız diyorlar. Ve ilişki kurmadıkları gibi her türlü yalan, iftira, tezratlara da bizim sivil toplum kuruluşlarımızı itham ediyorlar. En ufak bir yerel seçimde almış oldukları neticede belediyelere vermiş oldukları talimat bu. Türkiye Gençlik Vakfı kurulduğu günden itibaren eğitimler düzenlemiş, öğrencilere barınma konusunda istihdam sağlamış. Öte yandan yaz okullarıyla, kış okullarıyla eğitime kritik noktada desteklerde bulunmuş. Gençlerin ilgisini çekmiş bir yeni nesil gençlik hareketi ve içerisinden mutfağından yetişen çok ciddi bir şekilde bu memlekete hizmet eden genç arkadaşlarımız var. Aynı zamanda memleketin zengini. Sadece TÜGVAM'ı değil, yine bu konuda sivil toplumda mücadele eden çok ciddi bir gönüllülük hareketi oluştu AK Parti döneminde. AK Parti öncesi işte tam da o nasyonel sosyalist akılın çizmiş olduğu bir dernek statüsü vardı. O da vesayete hizmet ediyordu. Yani PKK nasıl bu ülkeyi bölmek istiyorsa her türlü manada, bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'de sivil toplum kuruluşlarını yapmış olduk ya, bu tavırla sivil toplum bölücülüğü yapmaktadır. İftira attılar, mahkeme kararıyla ortaya çıkmasına rağmen hala kurdular, yalan söylüyorlar. Örtülü bir şekilde karanlıkta demli işbirliği kurdular. Hadi bakalım AD'de, Diyarbakır'da, Van'da, Hakkari'de demli belediyelerin desteklediği, kamusal desteğini aldığı bir çalışma yapsın, onlara destek verecekler. Diyarbakır Belediyesi'ni AD'nin Diyarbakır'a tüm ilçelerinde şubelerini açsınlar, destek verecekler. Üniversiteye konferans yapsalar destek verecekler. Bunlar böyle ikiyüzlü. Bugün Kurtuluş'tayız Bey'in yazısında okudum. Ali Mahir Başarır Diyarbakır'ı ziyaret ediyor. Devletin, milletin valisini ziyaret etmeden gidiyor. Belediyeyi ziyaret ediyor. Dönüşte de valiliği ziyaret ediyor. Sözde bunlar Cumhuriyet'in kurucu, devleti kuran parti. Ama oralara gittiklerinde ne Mardin'e, ne Diyarbakır'a, ne kaymakama, ne devleti dahi ziyaret edemiyorlar. Bu da açıkçası madalyonun diğer yüzü. Çünkü orada da ciddi bir vesayet altındalar. Ben de demli partilere, ADD'ye destek vermeye çağırmış olayım burada.